Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün masam çok dolu çünkü masamızda ağır konuklarımız var. Thrustmaster T300 RS GT ve Thrustmaster TH8A vites koluyla birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte bu iki ürünün kutu açılışını yapacağız. Sonrasında kurulumunu yapıp test edeceğiz. Fakat aslında bu videonun ana konusu neden T300 RS GT ve TH8A vites kolu tercih ettim olacak. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan hızlıca kutu açılışlarını yapalım ve sonrasında sizlerle birlikte teknik detaylarına değinelim. Tercih sebebi olacak noktalara da beraber değinelim. Ve gördüğünüz gibi Thrustmaster TH8A vites kolumuz masamızda. Şöyle etiketlerimizi çıkartıyoruz hızlıca. Kutunun içerisinden tekrar bir kutu bizleri karşılıyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bayağı ağır bir şekilde kendini hissettiriyor. İçindeki kutuyu da şöyle çekiyoruz. Kullanım kılavuzu bizlerle birlikte oluyor. Bunu kenara alıyorum. Burada da aynı şekilde detayların yer aldığı bir kağıt bulunuyor. Daha sonrasında Thrustmaster tanıtım kartı ve iletişim bilgi alma yerlerinin olduğu bir QR kodların bulunduğu flyer da bize sunulmuş. Hemen geliyorum hızlıca ürünümüzü açmaya. Öncelikle bu vitesi tercih etmemin en büyük sebeplerinden biri şu aparat. Bu aparat nedir diyecek olursanız isterseniz vitesi hem manuel olarak kullanabiliyorsunuz hem de bu aparatı takarak sequential modda yani triptronik gibi de kullanabiliyorsunuz. Bu aparat değerli bir aparat ve kullanışlı bir aparat. Hemen şöyle kenara aldım ve vites topuzumuz ayrı bir şekilde konumlandırılmış. Vites topuzumuz geldi. Daha sonrasında şu poşetleri çıkartıyorum. Bir adet alien anahtarıyla vidalar geldi. Bunları ne için kullanacağız gerçekten bilmiyorum. Şöyle dışarı aldığımızda kablolarımız geldi. Bu kablolarımızı şöyle yana alıyorum. Evet, gerçekten ağırlığını hissettiriyor. Ayrıca alt tarafında şöyle masaya veya herhangi bir yere sabitleyebileceğiniz mandal bulunuyor. Fakat siz bir kokpite monte edecekseniz alt tarafında belirli bölgeler var. O bölgelerle birlikte kokpitinize de dilediğiniz gibi monte edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim kablo tarafına. Kablo tarafında kutu içerisinden iki çeşit kablo çıkıyor. Bunlardan birincisi vites kolumuzu ve direksiyonumuzu PlayStation'da kullanacaksak vitesimizi base'imize direkt olarak bağlayabileceğimiz kablo. Vitesimizi ve direksiyonumuzu bilgisayarda kullanacaksanız vitesimizi haricen bilgisayarımıza takmak için bir adet USB kablo bulunuyor. Yani PlayStation için ayrı bir kablo, bilgisayar için ayrı bir kablo kutu içerisinden çıkıyor. Hemen şöyle bu kutuyu da kenara alacağım. Hatta şöyle vites topuzunu da takalım. Bu arada vitesimiz 7 ileri vitesimiz var. Ayrıca bir adet de geri vitesimiz bulunuyor. Şöyle gittiğinizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve geri vites olarak bizlere sunulmuş. Gerinin harici olması, herhangi bir tuşa veya vitese baskı uygulamadan geri vitesin olması bence kullanış hissiyatı verecektir diye düşünüyorum. Şimdi vitesimizi şöyle kenara alalım ve direksiyonumuzu açalım. Evet, direksiyonumuzu masamıza aldık. Hızlıca vakit kaybetmek istemiyorum. Çok seri bir şekilde kutuyu açıp bilgisayarıma kurup bu direksiyon setine kavuşmak istiyorum. Bol bol ETS yayınları yapmak istiyorum. Bol bol Assetto Corsa yayınları yapmak istiyorum. O yüzden açıklama kısmına bıraktığım canlı yayın kanalımı lütfen takip etmeyi unutmayın. Kutumuzu da şöyle açtık. Şunu da yere attım. Evet. Yine her zamanki gibi bir kullanım kılavuzu bulunuyor. Bunu açmakla uğraşmayacağım. Sonrasında direksiyonumuz yer alıyor. Şimdi burada bir bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi direksiyon base'den ayrı bir şekilde geldi. Bunun en büyük sebebi Thrustmaster ekosistemi içerisinde bulunan tüm direksiyonları rahatlıkla base'inize takabiliyorsunuz, rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu arada direkt direksiyonu elime alır almaz şu bilgiyi vermek istiyorum. Vites kulakçıkları direksiyona daha yakın ve gerçekten güzel bir hissiyat veriyor. Hemen bunu şöyle kenara aldım. Burada yine kablolarımız var. Ayrıca direksiyonumuzun base'inin harici bir adaptörü yok. Adaptör direkt olarak base'in içerisine embed olarak giriyor. Yani sadece şu kabloyla elektriğe bağlayabiliyorsunuz. Daha sonrasında buraya geldik. Sanırım burası nedir diye bakıyorum. Bu sanırım fren için konik mod denilen parça. Konik mod frenin biraz daha sert olmasını sağlayan bir aparat. Bunlara birlikte bakacağız. Bu da muhtemelen masa aparatı için döndürgeç gibi bir şey. Bunlara birazdan değineceğiz. Şöyle base'imi kutu içerisinden kibar ve nazikçe almaya çalışıyorum. Bu arada base gerçekten çok ağır. Gerçekten çok ağır.
hemen şöyle base'imi de masaya aldım. Ve sıra geldi pedallara. Pedallardan önce evet bu masa aparatımız. Bununla birlikte masaya sıkıştıracağız bunu masaya monte ederken. O yüzden şöyle alıyorum şimdilik. Daha sonrasında pedallarımı çıkartıyorum. Evet pedallarımı da aldım. Şimdi öncelikle pedal hassasiyetine baktığımda gayet iyi duruyor. Fakat bunu tabii tecrübe ederken nasıl olacak çok merak ediyorum. Muhtemelen bu konik moda ihtiyacımız olabilir. Hani biraz daha sert bir fren basışı istiyorsak bu konik modu da takabiliyoruz. Sonrasında geldim. Masa aparatımı açtım. Çıkarttım. Ve evet sanırım bunu şu şekilde halledeceğiz. Halledeceğiz. Bunların hepsini halledeceğiz. Evet gördüğünüz gibi base'imiz burada, pedallarımız burada ve direksiyonumuz burada. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Ben bu seti neden tercih ettim? Birincisi gerçekten T300 RS GT Thrustmaster'ın amiral gemisi olarak yıllardır piyasada bulunuyor ve çoğu kişi de bunu tercih ediyor. Bunun en büyük sebebi giriş seviyesinden bir üst kademeye geçmek isteyen simülasyon oyuncuları bu direksiyon setini kayışlı bir sistem olduğu için tercih ediyor. Şimdi bildiğiniz gibi klasik Türkiye'de çok kullanılan direksiyon modellerinde çarklı sistem bulunuyor. Bu çarklı sistemde direksiyonda boşluklara sebep olabiliyor. Ayrıca force feedback durumunda takır takır sesler çıkartabiliyor. Aslında bizim burada simülasyon oyunları oynarken özellikle iRacing veya Assetto Corsa gibi yarış oyunları oynuyorsak arabanın önden mi kayıyor, arkadan mı kayıyor, ne gibi bir tepki veriyor araba bunu hissetmemiz gerekiyor. Çarklı sistemlerde bu hissetme yani force feedback daha çok vurma gibi oluyor fakat kayışlı sistemlerde bu daha çok çekme ve itme gibi hissediliyor ve bu da size aracın nereden kaydığını ve kontrolünü çok daha iyi anlamanızı sağlıyor. Ayrıca bu base'imiz bize kayışlı sistemle birlikte 3.6 ile 3.9 Nm tork bize üretiyor. Yani bu torkun yüksek olması yoldaki hissiyatı yine daha rahat, daha doğru almamızı bizlere sağlıyor. Ayrıca bu base'in içerisinde bir de fan sistemi bulunuyor. Base bildiğiniz gibi uzun kullanımlarda ısınabiliyor. Sürekli çünkü bir içeride motor çalışıyor. Force feedback sağlıyor bizlere vesaire derken bu ısıyı da azaltmak için içerisinde bir adet de fan bulunuyor. Direksiyonumuzu kurup oyun oynamaya başlamadan önce kabaca toparlamak istiyorum. Benim bu base'i tercih etmemin en büyük sebebi bir kayışlı sistem olması. 3.6 ile 3.9 Nm tork üretmesi, direksiyonun özellikle rahat bir şekilde çıkartılıp farklı bir direksiyonla değiştirilebiliyor olması. Şimdi vites tarafına da gelirsek, TH8A gerçekten elinize aldığınızda kaliteyi sonuna kadar hissettiriyor. Zaten şöyle vitesleri attırdığınızda direkt diyorsunuz ki evet abi elimde kalite var diyorsunuz. Ve aynı zamanda kemikli vites geçişleri gerçekten bir spor araba kullanılıyor hissiyatı sizlere veriyor. Şimdi gelin direksiyonumuzu kuralım ve sonrasında birazcık oyun oynayalım. Bakalım neler yaşayacağız. Öncelikle base'imize direksiyonumuzu takalım. Direksiyonun giriş kısmına baktığımızda bu girişin yönüyle base üzerindeki yönü eşitleyip direksiyonu takıyorsunuz. Ve daha sonrasında arkada bir halka bulunuyor. Bu halkayı çevirerek direksiyonu yerine oturtuyorsunuz. Direksiyonu yerine oturttuktan sonra şöyle çevireyim. Şurada bir adet vida bulunuyor. Bu vidayı sıkarak sağlamlaştırabilirsiniz. Daha sonrasında base'imi ters çeviriyorum. Hemen şurada gördüğünüz gibi bir adet giriş yeri bulunuyor. Buraya öncelikle ayağımızı konumlandırıyoruz. Daha sonrasında bu vidayı şöyle yerleştiriyoruz. Ve daha sonrasında şu şekilde masama yerleştiriyorum. Şöyle monitörüme tam ortaladım. Ve tamamdır. Direksiyonum masama sabitlendi. Şimdi sıra vitesimde. Vitesimi konumlandıracağım. Evet, vitesim de hazır. Sıra geldi pedallarımızı takmaya. Pedallarımızın da hemen ben kablosunu şöyle açıyorum. Pedalın da kablosunu aşağıdan, arkadan alabildim. Hemen bunu da buraya yerine monte ettim. Şimdi sıra geldi direksiyonumuzun kablosuna, yani güç kablosuna. Hemen onu da açıyorum. Bu arada bayağı bir uzun kablomuz var. Kablo uzunluğu konusunda hiç tereddüt etmeyin. Bayağı uzun. Ve son olarak USB kablomuzu bilgisayara takıyoruz. Ve ilk hareketimizi aldık. Şimdi biraz oyun oynayalım. Evet direksiyonumuzu bağladık. Şu an acayip heyecanlıyım. Assetto Corsa'da bir sürüş gerçekleştireceğiz. Sonra Euro Truck Simulator 2'ye de devam edeceğiz.
Şimdi gelin hızlıca bu ufaklık bize neler neler yaşatacak birlikte görelim. Ayrıca buraya da tabletimi dashboard olarak kullanıyorum. Aynı şekilde Euro Truck Simulator'da da button box olarak tabletimi ayarladım. Audi R8 ile birlikte İtalya pistinde bir sürüş gerçekleştirelim. Öncelikle direksiyonun başında oturduğumda kalite ve gerçekçilik hissiyatı çok iyi. Özellikle vitesteki hissiyat ileri geri, yani vites geçişlerindeki hissiyatı kemikli ve gerçekten keyifli. Bunu shifterlarla oynayacağız. TH8A'yı kullanmayacağım. TH8A'yı Euro Truck'ta test edeceğiz. Özellikle çarklı bir sistemden geçiş yaptıysanız abi, direkt arabanın önden mi arkadan mı kaydığını direkt olarak hissedebiliyorsunuz ve ona göre tepki verebiliyorsunuz. Abi çok iyi be. Gerçekten bu adamlar abi yapmış bu işi. Vallahi yapmış. Hissiyat muazzam. Zorladı. Oy. Oy. Bu arada force feedback ayarlarını hiç ellemedim. Standart ayarlar neyse driver'ı kurduğumuzda veya oyundaki ayarlar, o şekilde oynuyorum. Hiçbir kurcalama, ayar değişikliği, hiçbir şey yapmadım. Ay, yandaki şeylere çıkınca hissiyat çok iyi. Direkt sağ tekerleğin yolun dışına çıktığını hissediyorum. Evet abi, Assetto Corsa güzel bir şekilde bana direksiyonu hissettirdi o yüzden. Şimdi ETS 2'ye geçelim. Tır kullanalım. Hem de orada biraz yorumlarımı anlatayım size. Hem yolda gidelim hem de edindiğim tecrübeleri, yaşadığım hisleri sizlere anlatayım. Evet, şimdi Euro Truck'tayız. Şimdi Euro Truck'ta biraz yol yapacağız. Hem de size biraz neden T300 RS'i tercih ettiğimden bahsetmek istiyorum. Ya şu TH8A'nın gerçekten vites geçişleri çok güzel. Hani kemikli ve size gerçekten hissettiriyor. O yüzden perfect ya. Çok iyi. Şimdi şuradan bir çıkalım. Mesela şu an toprak yolda gidiyorum. Ve hani çarklı sistemli direksiyonlarda bu titreşim bana böyle vuruyor gibi, böyle takır tukur, bir de aynı zamanda direksiyondan da takır tukur sesler geliyordu. Ama şu anda gerçekten bir çakıl yolda hareket ettiğimi hissettiriyor bana. Bu arada direksiyon üzerindeki tuşlardan bahsetmek gerekirse aslında 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bir de mod tuşu var. Totalde 15 tuşumuz var. Bunlar da hani gayet yeterli aslında. Ben herhangi bir keşke biraz daha tuş olsaymış diye düşünmedim. Giriş seviyesinden orta seviyeye bir direksiyona geçiş yapmak istiyorsanız T300 RS gerçekten hem fiyat olarak hem de sunmuş olduğu özellikler olarak bizler için gerçekten sağlıklı bir tercih olacaktır.
Aslında kısaca toparlayacak olursak eğer giriş seviyesi bir direksiyondan bir üst level'a atlamak istiyorsanız T300 RS'i tercih edebilirsiniz. Hem hissiyat hem kalite hissiyatı, oyun hissiyatı her şeyi en üst seviyede yaşayabiliyorsunuz ki özellikle çarklı bir sistemden geçiş yaptığınızda sanki Tofaş'tan Ferrari'ye geçmiş gibi hissediyorsunuz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca yavaş yavaş bir kokpit yapmak istiyorum. Bu süreci de sizlerle birlikte paylaşıyor olacağım. Ve canlı yayınlarda ETS oynarken, Asset'le oynarken bana eşlik etmek isterseniz açıklamalar kısmına ve yorumların en başına sabitlediğim canlı yayın kanalıma şimdiden abone olmanızı ve yayınlara da gelmenizi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.